Memleketimizin her yeri işgal altındadır. Felaketimiz devam ediyor. Hamdolsun ki milletimiz metanetini korumakta. Muhterem Nazırım, Anadolu'dan gelen haberler hiç iyi değil. Milletimiz yorgun düştü savaşta. Evet Müslüm Bey, milletimiz yorgun ama bağımsızlık istiyor. Anadolu'da bu bir kılıcı ve naaşıda ve giderek büyüyor. Milli birlik ve beraberlik için bunlar çok gerekli efendim. Mağlup ve vekaleti bir yazı yazarak milli azim ve iman besleyecek bir marş yazılmasını istemişler. Kahraman ordumuzun her şeyden önce morale ihtiyacı var. Şu ana kadar 723 şiir geldi. Henüz bu eserleri incelemedi. Aradığımız eser Türk'ün inceliğini ve kahramanlığını ortaya çıkarmadı. Haklısınız efendim. Bu marş yazılması için gazetelere ilan verdik. Bu eserler gelmeye başladı. Bu konuyla ilgili ünlü şairlerimizle temasa geçtik. Gazeteye vermiş olduğumuz ilanlar ve tabii ki de kazanılacak olan para ödülünün bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Muhterem Nazırım, ben bu ödül konusunda tereddütlüyüm. Niçin tereddütlüsünüz? Önceki toplantıda da söylemiştim efendim. Ödül verilmesini uygun bulmuyorum. Hüseyin Bey, neden uygun olmasın? Ülkemizin bu durumda verilen bu paranın nedenli büyük olduğunu görmüyor musun? Bu parayla bir insan ömrü boyunca geçinebilir. Türk'ün yüceliğini ve kararlılığını anlatan bir şiirden bahsediyorum. Sizce bu şiirin parayla yazılması uygun olur mu? Bence olmaz. Bu şekilde kapatmak. Arkadaşlar lütfen oturalım. Arkadaşımız haklı Hüseyin Bey. Arkadaşımız haklı Hüseyin Bey. Bu para ödülü birçok şairin iyi maaşlarını sağlayacak. Şairler şiirleri güzel yazmak için mümkün olduğunca iyi yazmaya çalışacaktır. Efendiler, şairler ödül için değil, milletimizin bağımsızlığı için yazsınlar. Haklısınız Hüseyin Bey. Amacımız parayla şiir yazdırmak değil. Amacımız bu ödülü büyük bir şaire vermektir. Eser gönderen şairler arasında büyük bir şair var mı? Evet efendim. Çoğu büyük şairimiz dinliyor. Yalnız ne? Mehmet Akif katılmadı efendim. Mehmet Akif gibi büyük bir şair neden katılmadı acaba? Hasan Bey'i çağırır mısınız? Tabii ki efendim. Evet Hasan Bey, sizi ben çağırdım. Buyurun oturun. Milli marşınızla ilgili toplantı yapıyoruz. Anadolu'dan çok sayıda şiir geldi. Evet, yalnız arkadaşlar Mehmet Akif şiir yarışmaya katılmadı. Evet efendim, kendisiyle bizzat görüştüm. İstemedi. Ne yaptıysam onu ben edemedim. Allah Allah, Mehmet Akif gibi büyük bir şair. Nasıl olur da bu yarışmaya katılmak istemez? Niçin katılmamış merak ettim doğrusu. Milletin para ödülü şairleri kahretti. Milli marş millet için yazılıyor diyorlar. Haklıymışsınız Hüseyin Bey. Akif Bey gönlü bir insandır. Para ödülü olduğu için bu yarışmaya katılmayacağını düşünmeliydik. Muhterem Nazırım, şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Mehmet Akif'siz bir yarışma eksik kalır. Onun dilinden dinlemedikçe karar vermek istemiyorum. Ama Nazırım, ilan ettik bir kere. Bunun geri dönüşü olur mu? 723 şiiri bir kalemle silip atabilir miyiz? Atamayız tabii ki. En iyisi ben Mehmet Akif'e bir mektup göndereyim. Endişe etmemesini. Eğer kazanırsa ödülü bir hayır kuruluna başlamasını söyleyiniz. Aman efendim, öyle düşüneceğinizi biliyordum. Mektubu bizzat ellerimle verebilirim. Onu bu şartlarda ikna edebilirim. Peki diğer şiirler ne önünde Hasan Bey? Milletin dört bir yanından şiirler geliyor efendim. Milli coşku halkı öyle sardı. Bu millet ölmez. Bu inanç hangi millette var? Halkın yiyecek ekmeği, içecek suyu yok ama sarsılmaz bir inancı var. Ben gidip mektubu Mehmet Akif Bey'e vereyim. Girin Hasan Bahri Bey, hoş geldiniz. Hangi rüzgar sizi attı buraya? Sizi şiir için bir kez daha rahatsız ediyorum efendim. Hasan Bey, geçen görüşmemizde siz kararımı söylemiştim. Buralara kadar zahmet etmişsiniz. Lakin kararım kesindi. Ama Marif Narzası size bir mektup gönderdi. Hasan Bey, ben parayla şiir yazmam. Bu milleti bu milletin için parayla anlatamam. Eğer mektup parayı kabul etmemişse geri götürürüm. Yarışmanın kurallarını sizin için yeniden düzenledik. Buyurun okuyun mektubu. Ver bakalım. Mehmet Akif Bey, birinci gelecek eseri 500 lira ödül verilecek olduğunda Milli Marş yarışmasına katılmadığınızı öğrendim.
sizin gibi değerli şairler ve dinler için vardır. Bu sebeple de sizin yarışmaya katılmanızı istiyorum. Merak etmeyin, sizi endişelendiren ne varsa elimizden geleni yaparız. Gerekirse para dünya olmaz, bir hayır kurumuna bağışlarsınız. Bizi şiirlerinizden mahrum etmeyin. Maarif Nazırı Hamdullah Sufi. Peki Hasan Bey, peki bu mektup beni ikna etti. Çok sevindim efendim. Milletimiz size şükran duyacaktır. Dur bakalım, henüz birinci olmadık. Hem birinci olursam bile parayı bana vermeyip bir hayır kurumuna bağışlasınlar. Tamam efendim, siz hiç merak etmeyin. Sizin şehriniz bizi kendimize getirecektir. Korkularla yaşayan milletimiz yüreklenecektir. Vatanım elim dokunacaksa ne mutlu bana. Halkımız yok olmaktan korkuyor. Al bayrağın indirilmesinden korkuyor. Esaretten korkuyor. Korkuyoruz hocam. Korkma Hasan Bey. Vatanın üzerindeki son nefesimiz ölene kadar sanacağım. Sinene kadar al bayrağımız dalgalanacaktır. Korkma. Size güveniyoruz hocam. Müsaadenizle. Korkma. Korkma. Efendiler, milli marşımızla ilgili yapılan yarışmaya 704 şiir katılmıştır. Bunlardan ilk tanesi belirlenmiş, sizin öğrenmenizle değerlendirilmiştir. Bunlardan birinci Mehmet Akif'in şiir seçilmiştir. Şimdi bu şiiri okuyacağız.